Bu ön koldaki özellikle insanlar düşerken elleri açık düşmek isterler kendini korumak için. Evet, destek Bir alsınlar yüzüne. yolla insanlar kendini düşme sırasında koruma yolunu seçerken aslında el bileklerini bir kırıyorlar ve özellikle radius dediğimiz kemiğin yapısal özellikleri nedeniyle kırılma olasılığı çok daha yüksek. Çünkü birazcık daha yumuşak yapıya sahip. Ve bunun kırıklarında özellikle kış aylarında çok rastlıyoruz. Karda buzda düşme sonrası çok geliyorlar bize. Kış aylarımız geçti Allah'tan. Bu kemiklerin radius kemiğinin yani ön kol kemiklerinden bir tanesinin el bileğiyle diziliminin çok iyi olması lazım ki el bileği hareketlerimizin normal olsun. Bazen alçılama yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Çok güzel karşı karşıya geliyor ama ekleme nafiz yani eklemin içine girmiş kırıklar da bazen çok sorunlu durumlar oluşabiliyor ve eklem içi kırıkları çok düzgün tedavi etmek lazım. İşte o zaman ameliyat gerekiyor. Ne yapıyoruz ameliyatta? Artık yine teknolojimiz çok gelişti. Bizim kilitli plak dediğimiz özel plaklarımız vasıtasıyla bunları fikse etmemiz, sabitlememiz mümkün oluyor. Yaşlılarda özellikle kemik erimesi olduğu için yaşlılarda bu tip kırıkların tedavisi çok daha zor. Çünkü kemikler erimiş olduğu için o sabitleme materyalleri de bazen yetersiz kalabiliyor. Yaşlarda özellikle çok bu kilitli plakların çok işe yaradığını söyleyebilirim. Daha demin bahsettiğimiz artroskopiyi yani eklemin içine kamerayla bakma işlemini bu kırıklarda da kullanıyoruz. Ve eklemin içine bakıp eklem yüzeyinin düzgün olup olmadığını kontrol etmek lazım mümkün olduğu kadar. Yani eğer bir aksilik rastlanırsa, kırıkların tedavisi sonrası bir aksilik rastlanırsa o eklem yüzeyinin düzeltilmesi artroskopi vasıtasıyla yani gözetlenebiliyor ve onun vasıtasıyla düzeltilmesi sağlanabiliyor.